Sevgili arkadaşlar, öte yandan sabah da bahsetmiştim, çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yine DEM Parti gönüllülerine, çalışanlarına, oy kullananlarına, emektarlarına sesleniyorum. İlk veriler elimize ulaşmaya başladı. Gerek il ve ilçelerdeki seçim işleri komisyonlarımız, gerekse merkezi seçim takip komisyonumuz burada. Zaten günlerdir bu hazırlıklar yapılıyor. Büyük bir titizlikle gelen veriler işleniyor. Ve bu verileri bizler sizlerle paylaşmadığımız sürece lütfen bu konuya ilişkin yapılan manipülasyonlara, algılara dair yine daha önce de söylediğimiz gibi kulaklarımızı kapatalım, duymayalım. Bu saat ve bu dakika itibariyle asıl yapmamız gereken şey ne? Oylarımıza, sandıklarımıza sahip çıkmak. Binlerce partilimiz ve seçim sonuçlarına yönelik verileri en doğru şekilde sizlerle paylaşmak için merkezden sahaya kadar büyük bir koordinasyonla, çok ciddi bir titizlik ve gayretle çalışmaktalar. Ayrıca oy birleştirme noktalarında bulunan arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu iradenin sonuçlara yansıması için lütfen sizler de gerektiği şekilde büyük bir sorumluluk, hassasiyet ve titizlikle oy birleştirme noktalarından seçim kuruluna kadar refakat ediniz. Bizler buradan ihlalleri an be an takip ediyoruz. Takip ettiğimiz ihlalleri sizlerle de paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Tek tek tespit ettiğimiz bu ihlallerin, aslında bu suçların maalesef altında kalacaklar. Daha önce de söyledik, yine söyleyelim. Hiçbir irade halkların iradesinden daha büyük değildir. DEM Parti'nin tarihi tam da bunun özetidir. Sevgili arkadaşlar, bu saatten sonra sandıkları boş bırakmayalım. Birleştirme tutanakları seçim kuruluna kadar refakat edelim dedik ama bir de ne yapmalıyız? Islak imzalı tutanakları almalıyız. Peki ne yapmalıyız başka? Fotoğraflarını da çekmeliyiz. Başka şeyler de yapmalıyız. Bizim oylarımız daha önce 14-28 Mayıs seçimlerinde gördük bunu. Sözüm ona yanlışlıkla başka siyasi partilere yazılmıştı. Bu konuda da dikkatli olmalıyız. Başka siyasi partilere, yalnızca AKP'ye değil, başka siyasi partilere de yazılan oylar vardı, hatırlayacaksınız. Şayet biz onlara ilgili yerlerde, ilgili zamanda müdahale etmezsek, işte o sonuçlar farklı bir şekilde irademizi yansıtmış olur. Bunların yaşanmaması için sandıkları ve görev yerlerimizi hiçbir şekilde terk etmememiz gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi ayrıca taşımalı seçmenle ilgili çok sayıda görüntü ve bizim de burada yaptığımız bir açıklama vardı biraz önce. Ben 31 merkezde on binlerce seçmenin nerelere, hangi il merkezlerine, hangi ilçelere, hangi beldelere taşındığını sizlerle açık bir şekilde paylaştım. Bunu ilk kez paylaşmıyoruz üstelik. Aylardır gündemimizde olan bir konu bu. Buna dair itirazlarda bulunduk, suç duyurularında bulunduk ve ilk tespit ettiğimiz zaman bu rakam biraz önce sizinle paylaştığım rakamdan, yani 46.901'den çok daha yüksekti. 46.901 rakamı ise bizim doğrudan sandıklarını tespit edebildiğimiz taşımalı seçmenler. Sandıklarıyla birlikte tespit ettiğimiz taşımalı seçmenler bunlar. Şimdi Bakan, Adalet Bakanı bir açıklama yapmış. Açıklamaya göre seçimler gayet şeffaf ve güvenli bir biçimde ilerliyormuş. Hatta doğrudan kendisinden alıntılayarak söyleyeyim. Seçimin şeffaflığı ve güvenliği ile ilgili hiçbir endişe yok diyor Türkiye için. Dünyaya örnek gösterilebilecek seçimler olduğunu söylüyor Türkiye'nin seçimlerinin. Ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleşiyor diyor. Şimdi ben de buradan DEM Parti olarak Adalet Bakanı'na seslenmek istiyorum. Eğer seçimler şeffaf bir biçimde yapılıyorsa, birincisi bu taşımalı seçmenlere neden ihtiyaç duydunuz? Bu rakamlar yerlere bakıldığında o yerlerin
o seçim bölgelerinin kaderini değiştirebilecek şekilde tesadüfen mi yapılmış? Herhalde tesadüf olmadığına hepimiz kaniyizdir. Hiç kimseyi tesadüf olduğuna bunun ikna etmek söz konusu olamaz diye düşünüyorum. DEM Partili olsun ya da olmasın. Şimdi ben bugün sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntüyü, kendi seçim bölgemden, Şırnak'tan bir görüntüyü, ayağımın tozuyla geldim ben de Şırnak'tan. Burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şu görüntüyü burada görüyorsunuz. Bu görüntü Şırnak merkezde bir okula ait görüntü. Şeffaf seçimler. Doğru. Son derece şeffaf. Son derece aleni. Son derece açık bir biçimde burada suç işleniyor. Eğer bir şeffaflıktan söz edeceksek, işlenen suçun aleni bir biçimde yapılması olabilir ancak. Neresi burası? Şırnak merkezde Tümgeneral Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulu. Kaç sandık var burada? 17 sandık. Kaç seçmen oy kullandı burada? 5900. Kaçı Şırnaklıydı bu seçmenlerin? Hiçbiri. 5900 seçmenin hiçbiri Şırnaklı değil. Şimdi düşünün. Sizin yaşadığınız yerde yaşamayan birileri gelip oranın kaderini belirleyecek, üstelik yerel seçimlerden bahsediyoruz. Yerinden yönetim diyoruz. Yerel demokrasinin önemini çok iyi biliyoruz. Bizatihi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda açıklama yaptı. Bu kadar önemli bir seçimde siz aleni ve şeffaf bir biçimde suç işlemekten utanmıyorsunuz, sıkılmıyorsunuz. Üstelik çıkıp bunun açıkça şeffaf ve güvenlik açısından hiçbir endişeye yer olmayacak, Türkiye'nin dünyaya örnek gösterilebilecek bir seçim yaşadığını iddia edeceksiniz. Bunu iddia dahi edemez.